Merhaba, benim adım Adem Kırbaş. Bu da benim romanım Mehmet Savaşçı. Mehmet yine kendisini okulda buldu. O hüzünlü, cansız, kasvetli okula yine gidiyordu. Yeni bir köyde başka arkadaşlarından filan uzak. Hiçbir sevmediği bir yer. Sabah öğrenciler yine dua edeceklerine yere. Ve ben Türk'üm, doğruyum demelerine yere bir ayatolaya dua ediyorlardı. Sağlığına dua ediyorlardı. Bize ışık görsetsin, bize hedef ve yol görsetsin diye ona dua ediyorlardı. Sanki bir Allah'a dua ederler gibiydi. Çok saçma bir şeydi. Mehmet de bu olayda çok can sıkıcı hissediyordu. Yorgundu. Beyin yorucu bir durumdu. Ve bir ihtimalle bundan da kurtulmak istiyordu. Düşünüyordu. Eski okulunu hala düşünüyordu. Hiç aklından da gitmiyordu ki. Eski okulu, çünkü bu şimdi yeni gittiği okulda o kadar can sıkıcıydı ki. Yani burada sık sık düşünüyordu. Acaba ben burayı terk etsem mi? Annelerimden, babamlarımdan konuşsam mı? O eski yerimizde mutluyduk. Paramız yoktu. Ama yine de mutluyduk. Kendi milletimizin yanındaydık. Sabah yine Salim Hoca sınıfa girdi. Sınav sonuçları açıklanacaktı. Ve Salim Hoca sinsi sinsi gülüyordu. Kötü niyetli bir zevk, bir hoş karşılıyordu yüzünde ifade. Ve sıkı sıkı Mehmet'e bakıyorduk. Yani Mehmet'e bakar sırrı diyordu. Mehmet de bu olayı anlamadı. Nedir bu? Her zaman herkes, her öğretmenin veya da her öğrencinin, meslektaşlarının gözü öyle Mehmet'e dikilmişti. Ondan sonra Salim Hoca konuşmaya başladı. Dedi ki, bazı insanlar akılsız ve beceriksiz yaratılmış dedi. Yine gözleri Mehmet'teydi. Ve biz de Allah'ın yarattığından hoş görmeliyiz dedi. Yine Salim Hoca sırıtıyordu. Ve Mehmet hissetti ki onun meslektaşları da öyle gözlerini ona dikmiş ve sırıtıyorlardı. Bu nedir, ben anlamını Mehmet anlamadı. Ondan sonra Salim Hoca dedi ki, tabii ki milletin arasında fark var dedi. Hepimiz aynı değiliz dedi. O anında Müge, bu sarı saçlı kız, elini kaldırdı ve dedi ki, annem ve babam yeni toplumsal düzen gerektiğini söylüyorlar dedi. Salim Hoca da onu kafasıyla onayladı ama cevap vermedi. Sıkı sıkı düşünüyordu. O yeni toplumsal düzen nasıl olacağını filan
düşünüyordum. Ve Müge de devam etti. Onlar bizim gibi değil. Onlar yerini bilmeli dedi. Onlar kimmiş ya? Kim onlar? Mehmet kendisini o zamana kadar Türk diye hissediyordu ve hepimiz Türk'üz, hepimiz aynıyız, hepimiz arkadaşız ve hepimiz bir aileyiz diye düşünüyordu. Çünkü böyle yetiştirildi. Eski okulunda öğretmenleri de diyordu ki biz Türk'üz, biz millet olarak birbirimize aitiz ve birbirimizi savunmalıyız diyorlardı. Ama öyle bir şey, bu yeni okulda bir şey duymuyorlardı. Yoktu öyle bir şey. Mehmet de hissetti ki onun meslektaşları da sinsi sinsi gülüyordu. Ve de o gözlüklü çocuk müdüre Vahşi Yılmaz'a çok benzeyen domuz yüzlü yine diyordu ki Ali, bu Ali ismi çıktı yine, geldi yine. Ali her zaman akıllıydı diyordu. Ali'nin notları her zaman iyi diyordu. Ali şimdi burada değil diyordu. Salim Hoca da ona hemen katıldı. Ali burada olsaydı tabii ki en iyi notlarımızdan alırdı ve en iyi öğrencilerimizden birisi Ali diye açıklıyordu Salim Hoca. Ama tabii ki şeytan kulaklarına fısıldamasa tabi. Yani yine Mehmet dehşetli kendi kendine soruyordu. Burada söz konusu ne? Neyi ima ediyorlar? Neyi kast etmek istiyorlar? Anlamıyordu. Yani burada hissetti ki bunlar bir grup olarak, bir öğrenciler aralarında bir şeyleri ima ediyorlardı. Mehmet ama anlamadı. Ve ondan sonra da Salim Hoca sınav kağıtlarını dağıtmaya başladı. Yani her öğrencinin notu üzerine yazılmıştı. Ve Mehmet de fark etti, onun kıyında oturan Hasan'ın çok iyi bir notu vardı. Ama onun, Mehmet'in kendi sınavı zayıftı. Ve Salim Hoca ona Mehmet'e gülerek Mehmet'in o kötü durumundan zevk alarak, kötü niyetten sevinç görse derek Mehmet'in sınav kağıdını onun önüne koydu. Zayıf diye büyük harflerle sınav kağıdın üzerine yazılmıştı. Ve onu da Hasan gördükten sonra sırıtıyordu, gülüyordu, hoşuna gitmişti. Bu da ne biçim saçma bir tavırdı ki? Mehmet öyle bir tavırı hiç bilmiyordu eski okulundan. Eski okulunda da tabii ki birkaç öğrencilerin zayıf notları vardı. Veyahut da bazı öğrenciler zorlanıyordu. Ama yine de öyle birbirlerimize gülmeyelim diyordu. Eski okulunda öğretmenler biz
bu olayın içinde hep beraberiz. Öyle bir sınıfta tek diye birisi yok. Not bizim hepimizin. Başarma hepimiz olarak başarırız diyorlardı eski okulunda öğretmen. Yani öyle başka bir zayıf notu olan öğrenciye gülme, sırıtma ve onun kötü durumundan zevk alma ne biçim bir kötü bir tavır ki bu? Mehmet'in için bu bir dehşetti. Anlamıyordu bunu. Ne biçim insanlar böyle? Çünkü eski okulunda o öğrencilerde zayıf olan, kötü not alanları herkes meslektaşları teselliyorlardı. Ona umut veriyorlardı. Ve çok önemseme diyorlardı. Ama burada, bu yeni okulda, bu sevmediği okulda, bu sevmediği insanların içinde bu hiç öyle değildi. Mehmet derin derin düşünmeye başladı. Kendi kendine sordu. Ben buraya nereye geldim? Hiçbir sevinç İnsanlar değil, kötü niyetli, kötü ruhlu insanlar bunlar diye düşündüm. Ondan sonra zil çaldı. Mehmet'in için bu çok iyiydi, yani kurtulmuş gibi hissediyordu. Ondan sonraki dersi Salim Hoca vermeyecekti. Mehmet de içinden rahatlamıştı. En azından bu kötü insana, bu kasvetli ve öğrencilerin zayıf notlarından zevk alan insanı en azından daha görmeliyim, görmemeliyim bugüne diye hoş atmıştı. Mehmet'in için öyle zayıf not olur diyordu. Ama mola üzerinde de Hasan Mehmet'le konuştu. Ona bir şey söylemek istedi ama yine hala Mehmet Hasan'ın yüzünden bir sırıtma, bir zevk alma, tadını çıkartma bir ifadesini gördü yüzünde. Hasan Mehmet'e sordu. Sen bu okuldan zorlanıyorsun mu? Anlamıyor mu? Öğretmenlerin sana dediğini açıklamıyor mu? Zorlanıyor mu diye soruyordu. Ama öyle tam bir sorulama ki yani ondan zevk alar gibi sorma. Kötü niyetli bir soru. Mehmet de Hasan'dan soğudu. Dedi ki olur dedi, bir not zayıf olur dedi. Hasan da hala gülüyordu. Tamam Ömer, senin notun çok zayıf dedi. Yani sende eksiklik var değil mi dedi. Sen bizim gibi değilsin değil mi dedi. Yani yine o sözler vardı, bizim gibi değilsin. Mehmet bunu yine anlamadı. Yine ama oraya ondan Hasan'la daha ilişmemedi. Daha ilişkiye girmedi. Gıcık oldu ona. Yani ne bu? Ondan sonra sınıfı devam ettiler. Hasan bütün gün bunu düşünüyordu. Bir de gelinecek jimnastik eğitim göreceklerdi. Oraya gittiler. Jimnastik eğitimi ve orada öğrenciler bir oyun seçme istediler. Bir ne oynamak istiyorsunuz?
ve çoğu öğrencilerin çoğu da futbol oynayalım. Dedi, çok maç sezonudu ki. Kızlar da ve oğlanlar beraber oynuyorlardı ve onlar da tabii ki merak etmişlerdi. Kızlar top filan oynamıyorlardı. Hiç oynamıyorlardı. Ve onlar da merak etmişlerdi. Beraber oynayalım dediler. Önce dediler ki hangi ne de iki tane takım lazım dediler. İki tane ekip, ekipman. Ama nerede bölelim? Kim kime karşı oynasın tek söyleyemediler. Anlamına getiremediler. Ve ondan sonra bir çocuğun birisi dedi ki hamallar seyitlere karşı oynasınlar dedi. Yani hamal kim, seyit kim? Mehmet bunu hiç bilmiyordu. Yani hamallar seyitlere karşı oynasın. Ve Mehmet de şimdi ne, o ne sayıldığını bilmiyordu. Şaşırttı. Sormak üzerindeydi. Birisine sormak durumunda kalmıştı. Hamal kim? Ve seyit kim? Ama ondan hemen sonra tam soracak anında Mehmet'i birkaç çocuklar yanına çekti. Sen bizdensin dedi. Hasan'la, Hasan da o karşı ekipmandandı. Yani gördü. Kim Seyit, kim Hamal. Ve gördü ki o sarı saçlı Müge, Hasan o domuz yüzlü Vahşi Yılmaz'a benzeyen çocuk hepsi Seyit tarafındaydı. Yani bu demek yani. Ve onlar şimdi o hamallara karşı oynuyorlardı. Yani bu zamana kadar hiçbirisi Mehmet'e hamal muamelesi yapmamıştı. Nedir bu şimdi? Öyle oynadılar. Mehmet hala düşünceliydi. Bu da ne seçimi? Yani yeni bir şeyler öğreniyordu okulda. Ama sosyal kurumundan ağrı yeni bir şeyler öğreniyordu. Yani bu dünyanın da bir tersini de görüyordu. Mehmet öyle kardeşlik, arkadaşlık filan olmayan bir yeri de görüyordu Mehmet. Ve şaşkınca ona bakıyordu. Ve o oynadılar ve seyitler kazandı. Kazandı da seyitler hayır kırıyorlardı. Onlar alçak bağırıyorlardı çocuklar. Onlar bizim alçaklarımız. Biz tabi yeneriz. Onlar hiçbir şey diye hay kırıyorlardı. Biz onlardan daha çok üstteyiz. Biz daha çok iyiyiz. Bakın ki hiçbir gol atamadılar. Seyitler öyle seviniyordu. Mehmet de kendisine dedi ki bu ne biçim bir çirkin bir iğrenç tavırlar dedi. Bu ne biçim bir çirkin bir iğrenç edalar, hamleler dedi. Ama yine de içine sustu. İçine attı yani. Ondan sonra dışarı gittiler. Elbiselerini değiştirdiler. Yani oğlanlar ve
kızlar ayrıydı. Ayrı elbiselerini değiştiriyorlardı. Jimnastik elbiseyi çıkartıp yine normal elbiseyi giyerken oğlanlar hepten beraberdi ve orada da yine aslında yine bir çocuk dedi ki aslında Hamal'la Seyitler bir araya gelmemeli dediler. Yine birkaç Seyit yani o maçta oynadığı bir takım olarak Mehmet'e ve birkaç çocuklara bakıyorlardı. Aslında biz ayrı bir odamız olmalı ve onlar bizimle eğinlerini değiştirmemeli. Bizden uzak olmalı. Çünkü herkes yerini bilmeli. Tabi diyorlardı. Biz onlara yani öyle söze bak söze. Biz onlara hedef olmalıyız. Onlara gerçek düzeni, kurumu öğretmeliyiz diyorlardı. Gerçek kurum, gerçek düzen neyse onlara göre. Ve Mehmet yine içinde çıldırdı. Bu ne ya dedi ya. Burada ne oluyor ya? Kendi kendine söylüyordu. Burada ne oluyor ya? Bunlar ne istiyor? Ne ayrımcılık? Ne bir de uzak durma. Onlara düzen diye gerçek düzeni öğretmeliyiz diye diyenler. Bu ne biçim sözler ya? Bu ne biçim bir insanlar ya? Burası nere ya? Neresi burası? Az kalırsa Mehmet de diyecekti ki burası Türkiye değil daha diyecekti. Burası uzak bir yer. Burası kötü bir yer. Burası ilginç bir yer. Burası insan sevgisi olmayan bir yer. Burası kasvetli, hüzünlü, pis bir ilginç bir yer diyecekti az daha. Ama yine kendine düşündü, içine attı. Ve o zaman, o gün jimnastik eğitiminden sonra okul bitmişti. Ve Mehmet seviniyordu. Kurtuldum buradan diye seviniyordu. Bir gün daha atlattım. Ve hala düşünüyordu. Acaba biz ne zaman eski yerimize gideceğiz? Ne zaman o eski güzel yerimize gideceğiz. Ne zaman o eski arkadaşlarla yine kavuşacağız. Çünkü Mehmet emindi. Babam ve annem burayı sevemez. Böyle bir tavırlarından hoşlanamazlar. Ve hala hissediyordu. Burası asıl Türkiye bile değil diye hissediyordu. Yani burası çok ayrım. Cılık. İnsanlar soğuk, birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerine hamal diyorlar. Burası neresi ya? Mehmet eve gitti ve o gün de evde tekti. Annesi bahçeye gitmişti ve babası da işteydi ve iki kardeş Leri de okuldan gelmememişti o zaman. Onun için Mehmet evde tekti. Mehmet evde tek olmayı çok sevmiyordu ama yine de hiç ondan rahatsız olmuyordu. Ama o gün onun kapısına birisi vurdu. Kapıya vuruyordu öyle. Mehmet de merak etti. Kapıyı açtı adamın bir adam gördü. Tanımıyordu. Adam dedi ki ben elektrikçiyim dedi. Ve burada elektrik firmasına çalışıyorum dedi.
Mehmet o adamı gördüğü anında bir kötü bir ruhunu hissetti. Bir ilginç bir ruhu hissetti yani. Hiç o adamdan hiç şey yapmadı. Bir içi soğuklandı. İyi. Tamam dedi Mehmet. Ve o adam da dedi ki ben burada etrafına falan bakıyorum, bu mahallede gidiyorum dedi. Mehmet de şimdi bunun ne olduğunu anlamadı. Yani elektrikçi onun kapının önüne niye geliydi? Mehmet onun için bilmiyordu. Dedi ki annemle babam evde değil dedi. Yani annesinin babası ona asıl bilip bilmediğin adama kapıyı açma oğlum diye demişlerdi. Tehlike. Neresi? Nere? Ve şimdi Mehmet de bu adamı tanımıyordu. Yani elektrikçi eve niye vuruyor? Ve adam ama Mehmet'in tek olduğunu öğrendikten sonra eve girebilir miyim diye sordu Mehmet'e. Yani Mehmet'in annesinin babasının evine girmek istiyordu. Elek kendisini elektrikçi tanıştıran adam. Niye? Mehmet de hemen annesinin ve babasının sözlerini, ata sözlerini hatırladı. Bilip bilmediğin adamı evden çağırma, sokturma. Hayırdı. Annem babam evde değildi. Kapat kapıyı diye. Ama o anda da Mehmet işte öyle dedi. Akıllı, mantıklı Türk çocuğu. Dedi ki hayır, benim annemden babam evde değil, ben kimseyi davet edemem şimdi dedi. Adam o zaman karşıladı ki hayır, davet etme değil, ben elektrik firmasındanım dedi. Ben elektrikçiyim dedi ve ben de tek senin evine girip de elektrik kullanma haricini okumak istiyorum dedi. Tek o dedi. Ben elektrik ölçerine göz atmak istiyorum dedi. Yani evin içinde elektrik ölçeri. Mehmet de bilmiyordu bunu, yani elektrik ölçeri nerede de niye bir insan evinin içine girmek istiyor. Mehmet de dedi ki hayır dedi, annemle babam akşamüstü gelir dedi, sen abi o zaman gel dedi. Yani şimdi evde kimse yok dedi ve ben onun için seni eve şey yapamam, buyuramam dedi. Ama adam onu duyduktan sonra, Mehmet'in cevaplarını duyduktan sonra adam sık sık sinirlendi. Ben burada herkes, beni burada millet, mahalle, burada köyde beni herkes tanıyor dedi. Sorun olmaz dedi. Sen rahat ol dedi. Mehmet de bunu hiç istemedi. Yani kötü ruhunu hissediyordu bu adamın. Neymiş bu yani? Elektrikçi. Buna hissetti ve kapıyı hemen anında kapatmak istedi. Ama adam kapıyı tuttu. Kapıyı Mehmet zorlandı. Kapıyı anında kapatmak istedi. Ve adam dedi ki sinirli, dikkat et çocuk dedi.
dikkat et. Burası kanun var dedi. Bizim kanunumuz yani ne? Ne demek bizim kanunumuz? Bizim kanunumuz burası. Bizim adaletimiz. Sen kapıyı yüzüme doğru kapatamazsın dedi. Benim kim olduğumu biliyor musun dedi. O kendisini elektrikçi tanış. Tanış. Tıran adam benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Yani kim olurmuş da? Kim olurmuş da sen bir eve zorla girmeye çalışıyorsun? Kim olurmuş da? Kimmiş de? Mehmet de dedi ki polisi çağıracağım dedi. Bağırdı. Çünkü tamamıyla oğlan korkmuştu. Yani kapıyı zorluyordu. Hain. Ondan sonra adam sustu. Tamam dedi. Sonra gelirim dedi. Ama yine domuz yüzü bir sırıtma vardı üzerinde. Kafir gibi. İllenç gibi bir sırıtma vardı. Gelirim ondan sonra. Annene ve babana söyleyeceğim dedi. Onlar da seni cezalandıracak dedi. Çünkü sen devletin adamına öyle diyordu. Yani elektrikçi devletin adamıymış diye ifade veriyordu. Sen devletin adamına öyle davrandın diye seni annen baban cezalandıracak diyordu. Bizim Mehmet'e. Mehmet de ondan sonra hemen kapıyı kapattı. O kadar korkmuştu ki. Yani hayatında öyle bir şey olmamıştı. Yani elektrikçi eve girmek istiyor. Bilip bilmediği adam. Bu ne yani? Bu ne yani? Mehmet de tamamıyla bundan korkmuştu. Yani bunu biliyordu. Şimdi zamanla zaman anlaşıldı. Burası bir başka bir köy. Buranın kuralları başka. Sanki burası Türkiye değil gibi. Çok kötü bir kasvetli bir yer burası. Hissetti yani. Şimdi eve de girmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra Mehmet bir şey yaptı. Camları filan da kapattı. Ondan korkuyordu bunlar. Balkonlardan, camlardan filan da eve girmeye çalışırlar diye. Ondan tamamıyla korkmuştu. Hemen eve gitti. Camları filan hepsini kapattı. Yani akıla bak akıla. Akıllı çocuk geleceğini bili. Sanki onların huyunu çıkartmış diye. O kötü kara niyeti, kötü kara ruhu gördü. Yani ve ondan sonra akşam oldu. Annesi babası eve gelmişti ve bilmiyordu şimdi bunu annesine babasına söylesin mi? Ne oldu diyene. Annesine bir söyledi onu. Anne dedi bugün bir elektrikçi geldi dedi eve girmeye çalışıyordu dedi. Annesi de böyle şok oldu. Dehşet içine girdi. Sen ne diyorsun dedi ya. Ne evin içinde. Ne elektrik ölçerini eve girip de göz atmalı dedi. Neresi burası dedi. Annesi de dedi. Ne oluyor burada dedi. Ve hemen Mehmet'in babasına söyledi. Bugün buraya elektrikçi eve girmek istermiş. Bizim olmadığımız yerde. Ve kapıyı da zorlarmış. Babası da bunu anlamadı. Yani burada ne oluyor diye. Burası neresi diye. Ve babası da
derin derin. Düşünüyordu. O da belki o da fark etmişti. Onun iş yerinde. İş yerinde filan. Burada olaylar başka diye, farklı diye. O da derin derin düşünüyordu ve dedi ki kimseye kapı filan açmanın dedi. Eve girmek isteyen isteyen senin tanımadığın kapı mapı açmanın dedi. Öyle elektrikçi öyle lopbadak senin evine giremez dedi. Seni zorlayamaz dedi. Hem sen evde tek olursan adama dediysen evde kimse yok dediysen senin evine giremez dedi. Öyle elektrikçiler devlet işçisi filan değil dedi. Mehmet de bunu onayladı. O zaman akşam yemeğine hazırlanmışlardı. Kapıyı yine birisi vurdu. Babası da merak etti. Bu kim diye sordu kendisine. Kapıyı açtı. O zaman hemen bir domuz yüzlü, yılan gözlü, ilenç bir adam gördüler. Yani hemen şeye benziyordu. O Mehmet'in okulunda Vahşi Yılmaz denen müdüre benziyordu. Yanında da domuz yüzlü oğlu vardı. O Mehmet'in okulunda aynı sınıfa giden oğlan. O da yanındaydı. Şimdi Mehmet farkına vardı. Domuz yüzlü yine birbirlerine benziyorlardı. İlenç insanlar. O adam da kendisini tanıştırdı. Benim adım Hain Yılmaz diye tanıştırdı kendisini ve oğlunun adı da İlenç Yılmaz'dı. Yani Hain ve İlenç Yılmaz. Ve babamla ve Mehmet'in babasıyla tokalaşmak isterken Mehmet'in babasına elini ağzına doğru itiledi. Yani sanki elimi öpsün diye ağzına doğru tuttu Mehmet'in babasına. O Hain Yılmaz denen adam. Yani öpsün diye. Bu ne biçim tavırla sen adamın evine geliyorsun da evi elin öyle uzatıyorsun da elimi öpsün diye bir şeyler hamileler edalar ediyorsun. Mehmet'in babası da sabır etti. Tahammül etti. Elini öptü. Ha, o da onaylıyordu. Ben sizi ziyaret etmeye geldim dedi Hain Yılmaz. Yani sanki hani padişah gibi edayla, padişah gibi tavırla veyahut da küstü gibi oluyordu. Sanki onlar onun yanına gitmeliydi. Sanki Mehmet'in annesi ve babası o Hain Yılmaz'ın yanına gitmeliydi ve onlara ziyaret etmeliydi. Yani öyle bir tavır vardı. Ve geleyim bir dedi Hain Yılmaz. Ayaklarını çıkarttı. Ayaklarında ayak kabıyı çıkarttı. Ve o anında tüm eve bir leş ayak teri kokusu kapıldı. Bir ilenç bir koku. Ve Mehmet de hissetti ki bu kötü insan yani. Yani bir şeytan, bir ilenç, bir kötü ruhlu insanı evlerine buyurmuşlar gibi. Sanki şeytanı davet etmişler gibi hissetti yani. Bu yanlış diye hissetti. Bunları evlerimize
ocaklarımıza sokmamalıyız diye hissetti. Bu da yanlış bir şey oluyor diye hissetti. Mehmet onların da kötü ruhunu gördü ve midesi bulandı. Yine de bir şey demedi bizim Mehmet. Ve onlar hain ve ilenç Yılmaz hemen geldiler, sofraya oturdular. Sanki kendi evlerimiş gibi böyle bir tavır vardı. Hem de masanın başına oturmuştu. Orada aslında Mehmet'in babası oturuyordu. Evin erkeği oturuyordu. Ama hain Yılmaz geldi oraya hani ağa gibi, padişah gibi Mehmet'in babasının evine böyle gidiyor. Sanki ben giderim diye, ben yaparım diye. Ben senden daha çok iyiyim diye. Burası Türkiye değil diye gibi. Öyle tavırlar. Mehmet'in babası yine tahammül etti. Sabır etmeye çalıştı. Oturmuş masanın başına, dedi ki, o zaman konuşmaya başladı böyle. Senin oğlana konuştuk buraya gelince. Benim oğlan Leşnin, senin oğlan Mehmet. Aynı sınıfa gidiyorlar dedi. Ve senin oğlan sınıfta bir zayıf notu almış. Orada da yine domuz yüzlükle, illenç yüzlükle sırtıyordu. Böyle domuz gibi gülüyordu. Milletin kötülüğünden zevk alıyordu yani. Kötü niyetli zevk gösteriyordu hain Yılmaz. Ne biçim bir mide bulandım. Durucu bir insandı ki. Ve Mehmet'in annesi ve babası o zamana kadar bilmiyordu yani Mehmet'in bir zayıf not aldığını. Ama babası hemen karşıladı ya, bir nottan ne olacak diye. Herkes bir zayıf not alır diye. Mehmet de gördü babası da bunlardan tamamen nefret etmişti. Yani hiç istemiyordu ama. Ama yine de rahat, yine devam ettim. Olur öyle bir şeyler. Mehmet çok çalışkan. Ben ondan emin değilim dedi hain Yılmaz. Bence o zayıf not eksiklerini görse diyor dedi. Yine domuz yüzlü, yine sırtıyordu. Domuz gibi gülüyordu. Mide bulandırıcı. Ve onun çirkin domuz yüzlü oğlu ilenç de sırtıyordu. Gülüyorlardı sanki. Hoşuna gidiyordu yani. Eksikliği varmış yine. Neyin eksikliği var diye sormalısın. Ama Mehmet'in babası ne biçim bir cesur adam ki, ne biçim bir ahlaklı, dürüst, iyi kalpli adam, çocuğuna laf söyletirmedi. Bir nottan falan yok, eksiklik muamelesi falan açmak yasaktır. Öyle çocuğa demeyelim. Ve mutlaka benim oğluma da öyle bir şey dedirtmem dedi. Sert sert baktı öyle hain Yılmaz'a. Yani yeter artık demesine getirdi. Burası yine de Türkiye. Sen neresin? Sen ne sandın buraları? Burası İran değil. Tamamen sinir oldu Mehmet'in babası. O da sustu. O zaman da hain Yılmaz domuz yüzlü sırtmasını kesti. Kesti ama yine ilenç, çirkin,
pislik, domuz yüzü insan yüzüne de benzemiyordu. Hale kötü ruhu adam hissediyordu. Yani böyle bir kafiri, böyle bir ilinç insanı nasıl evyen çağırabilirsin? Yanlış diye, bu yanlış oldu diye Mehmet'in babası da hissetti. Bunları evyen hocanın çağırmayacaksın. Ne biliyor, neler yapar. Biliyorsun. Onu da anladı Mehmet'in babası. Ve bu adamı şey yapma, evinden çıkartmak istedi. Akıllı, akıllı düşünceler işte. O zaman hain Yılmaz karşıladı ki, yok tabii ki biz zaten öyle diyoruz, az bir espri yapıyoruz, öyle bir şey tabii ki yok, herkes çalışır, verir o zayıf notu, inşallah verecek tabii, karşıladı Mehmet'in babası. Benim oğlum akıllı, ben biliyorum okul oğlumun becerebileceğini. Tabi sen öyle diyorsan öyle olur, cevapladı hain Yılmaz. Düşünene düşüne. Pislik, aklık. Gerçekten düşüne biliyor mu biliyor mu? O zaman yemeye başladı hain Yılmaz. Hani domuz nasıl yerse, hani içten o kadar depi ya, öyle bir iğrenç bir insan yemeye başladı. Mide bulandırıcı, bakmak istemedi adam bile. Babası, Mehmet'in babası yine sabır etti. Ondan sonra vakit gelmişti. Hain Yılmaz o da bütün oyalanıyordu. Konuşmuyordu. Sanki yal toplamaya gelmiş diye. Yani öyle diye adam sanıyordu. Tek yemek yemeye gelmiş adam hissediyordu burada. Mehmet'in babası da çalışkandı. Tabii sabah erken kalkmak zorundaydı öyle. Birisini akşamın üstüne kadar bir iş gününde orada evine de davet edemiyordu. Ve konuyu da o tarafa açtı. Benim çeliğim, çocuğum yarın okula gidecek. Ben sabah kalkıyorum, işime gidiyorum. Ben çalışıyorum, ben oyalanmıyorum diye konuşmaya başladı. Bunu dedikten sonra hain Yılmaz, domuz yüzlü, yılan gözlü gerginleşmişti. Çalışma, her gün sabah kalkma, iş görme, öyle bir şey aklından galiba geçmemişti yalcının, ilenç insanın. Tamam o zaman, dedi bir kibirli tavırla. Biz gidelim o zaman. Yok estağfurullah, Mehmet'in babası karşılaştı. Ama biliyorsunuz biz bir hafta sonra sizin yanınıza gelirik. O zaman hain Yılmaz dedi ki, gelin de dedi, ben size adamı nasıl davet etmesini gösteririm dedi. Yani böyle bir söz değil. Böyle bir şey değil. Yalcı. Mehmet'in babası da yine sinir oldu. Mehmet anında anladı. Babası gerginlerdi. İşte babasının tansiyonu sık sık yükseldi. Tamamen bu ilenç adamdan nefret etmişti. Yalcıdan. Tamam dedi, biz bir geliriz. Ondan sonra bakarız dedi. Daha bir şey demedi. Ağzına dikkat edecekti. Çünkü öyle hiçbir kimse öyle Mehmet'in babasıyla konuşmamıştı. Yani böyle sözler
Sen nasıl diyorsun öyle? İş, iş. Haftasında iş. Gününde adamın evine git, yemeğini ye, öyle öyle tavırlar yarat. Tamam dedi. Mehmet'in babası, biz bir hafta sonu da sizin yanınıza misafir olarak geliriz dedi. O zaman kalktı hain Yılmaz. Domuz yüzlü oğlunu da yanına çekti. Ve Mehmet'in annesinin ve babasının huzurlu evini terk ettiler. Yani ve Mehmet'in içinden de böyle bir rahatlık, içine rahatlık oluştu. Sanki şeytan onların yerinden uzak yine çıkmış diye, şeytanı evden kovmuşlar diye rahatlık içine geçti. Ve ondan sonra yemeklerine devam ettiler. Aile olarak mutlu yine yemeğin tadını o ilenç insan bozmamışça yine öyle devam ettiler. Ve derin derin düşünüyordu Mehmet'in babası. O da farkına varmıştı. Burası neresi diye. Biz nereye geldik burada diye.